Şavdi kabul olan tek doğamsın. Hocam o pala huzursuz etmiyor mu? Yok canım. Ne yapsın adam? Tonu tiz yapınca da tizi alamıyorum hocam. Peste gerçek sesin B2'de bitiyor. No, yaparsın. Geliştireceksin, yukarıyı geliştireceksin ki olacak. Ekimcim bakacağım. Evet, Şavdi kabul olan tek doğamsın. Doğru mu? Bu parça bir rap şarkıymış. Doğru mu Özgün? Ve bunun bir şeyi yapılmış. Habib selamlar. Yani Şavdi'nin 2 yıl önce çıkardığı Ayşe rap Nur şarkının selam. Arabesk versiyonunu yaptılar hocam. Rap şarkının arabesk versiyonu. Evet. Bunun bir orijinali var yani. Önce bir ona bakayım mı 2 saniye? Aynen hocam. İlginç. Onun da ismi Gözlerin Alev gibi. Allah İsmiyle Allah. Yayınlanmış. Gözlerin Alev gibi. Şavdi kabul olan... O şarkı da çıkmıyor galiba. Öyle bir şey de çıkmıyor artık. Gözlerin Alev gibi diye bir şey çıkmıyor Özgün. Sadece bu şarkı çıkıyor. Bir eski versiyon belki bu olabilir. Ben bulayım hocam size şimdi hemen. Yok yok başka. Alev, alev gibi içimi yakar. Gül olurum sana, sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi. Gibi. Evet tamam. Full autotune. Hani şey var ya böyle arabanın fullünü alıyorsun ya. Her şey var. Geri görüş kamerası, 3 boyutlu inceleme, yok efendim yol sürüşü falan. Bu da full versiyonları yani şarkıcıların. Autotune'u var, güzel de-esser'lar yapılmış, kompresörler eklenmiş yani full her şey içinde. Yani ortada ama bir tek hani şarkıcılık. Yani şarkıcının okuyuşu zayıf. Yani aslında şey yok yani arabada direk sağlam değil. Direkleri sağlam değil. Kaza yaptığı zaman parçalanabilir. Ama işte o yan unsurlar onu birazcık pahalı yapıyor. Tamam. Sesin güzel tınlıyor. Ama bazı yerler olmamış. O olmayan yerleri düzeltmişler baya düzeltmişler. Fakat ses rengi güzel. Şarkı söyleme rengi rap yapmasından daha iyiymiş bence zaten. Bunlar mesela. Ve oh ya. O şey gitmiş ya gibi. Gibi diye bir şey varmış. O bereket çok daha iyi hale gelmiş. Gibi gibiye benzemiş yani. Baksanıza. Gibi en azından iyi gelmiş yani. Yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda şavdi gözlerin. Bayağı. Alev, alev gibi içimi yakar kül olurum sana. Ya bayağı böyle şey hani bu tür böyle şarkıcıları biz lisede falan rastlıyoruz yani. Ortaokul son lise. Hani böyle yeni müziğe başlamış, daha yeni yeni şarkı söyleyen, yeni yeni sesini kullanan, kendini yeni geliştirmeye çalışan kişiler böyle hafif detonelerle, ses kaymalarıyla falan şarkı söylerler. Biz bunları şey olarak kabul ederiz ama yani nasıl olsa daha iyi olacak. Efendim kendini geliştirecek, müzik kulağı gelişecek, biraz daha enstrüman çalacak ve her şeyi daha iyi hale getirmek için uğraşacak. Çünkü ses kasları sonuçta veya müzik kulağı çalışarak gelişen bir şey. Shouty'nin şu anki okuyuşu böyle ortaokul son lise 1. O tatta. Sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi. Yüzüm hiç gülmez. Olmazsan yanımda. Onlarda da var sıkıntı. Olmazsan yanımda. Düşünmek istemem. Sensiz bir dakikada. Mesela bazen çok yumuşak kullanıyor sesini. Sonra bir anda sert bir bölgeye alıyor. Yani balans yok. Yani mesela hani biz bunlara yorum olarak adlandırıyoruz ya şarkı içinde. Bazı kelimeleri söylerken tiyatro olarak onların üstüne daha sert kullanıyoruz. Bazı ifadelerde daha yumuşayıp genişliyor sesler. Burada daha henüz o balans kurulmadığı için kişi yani şarkıcı yeteneklerini tam dengeli dağıtamıyor. Yetenekleri var, bir şeyler var ama henüz ortada oluşmuş tam işte dediğim gibi süreç olarak daha geçilmesi gereken zaman var. İstemem, istemem. Bir anda sert bir ses geliyor. Bir dakika daha. Bir anda yumuşuyor.
Geçmez Cengiz zaman. Bir anda sonra tekrar yani ifade sürekli bir değişim halinde yolculuğumuz var. Doğuya kadar çıkıyor. Bir oktav bir aralığı var parçanın. Oy. Şurada bayağı kayma var. Peki bir anda sol diyezler, soller geldi. Sol diyez. Evet. Sen. Duamsın. Öyle bir ototün yemiş ki. Duamsın. Duamsın. Bir anda ses dümdüz kalıyor ya. Sen. Robot gibi. Kalbimle. Baya full. Oh. Şimdi ben hani böyle yorumlar yapıyorum. Okuyan şarkıcı genç bir şarkıcı. Yani bir yandan da böyle şey gibi geliyor. Yaptığım iş ayıp gibi gelmeye başlıyor bir şeyden sonra. Çünkü sürekli bir şarkıcının detonesin, işte şöyle daha iş yeni başlıyor. Ortaokul seviyesi, lise 1 seviyesinde bir okuyuş gibi falan. Bu şekilde değerlendirmekte bu zevk almadığım bir şeye dönüşüyor. Ya ki ben bu işi yani yaklaşık 8-9 senedir aslında çok keyif alarak yapıyorum. Çünkü genelde çoğunlukla ya amatör şarkıcıların gelişim dönemlerinde eşlik ediyorum ya da profesyonel şarkıcıların bazı yaşadığı sıkıntılarla ilgili konuşuyoruz aslında. Ama burada başka bir durum var. Yani bence ana mesleği şarkıcı olmayan bir kişinin yani sadece hani söz yazıp onun üzerine autotune'la bir şeyler düzeltip bu işe başlamış bir şarkıcının akustik denemesindeki aslında çok kötü bir performansını görüyoruz. Bu çok kötü performans insanlara hoş gelebilir. Yani sonuçta duygusu hoş gelir, aranjesi hoş gelir, sözleri hoş gelir. Shouty'nin ses tonu güzel bir ses tonu bu arada. Ses tonu hoş gelebilir ama müzikal olarak bir şey yok. Yani nasıl anlatayım? Çok zayıf yani. Gerçekten çok zayıf bir şarkıcılık. Mesela bu nameler güzel. Hani bir olumlu şeyler de söylersem. Evet. Şimdi ilginç bir dönem yaşamıyor muyuz ya? Evet Nesi diyor ki aksine hocam yapıcı eleştiriye açık olmaları gerekiyor gelişmek istiyorlarsa. Yani istiyorlarsa evet yani. Tabii ki ama hani çok zayıf ya. Baya zayıf. Yani 1.50. dakikadayım. Şarkı 3.24. Şu an pes etmiş durumda yani. Yapacak bir şey yok. Evet, bu kadar dinleyebileceğim.